Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar Bewerbungsbrief, yani iş başvuru mektubu yazma. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar, Almanya'da bir işe başvururken aslında durum güzel Türkiye için de geçerli. Bir işe başvuru yapmadan önce arkadaşlar bir mektup yazılıyor. Bu mektubun içerisinde bu pozisyonu neden istediğimizle alakalı, kendimizle alakalı, daha önceki deneyimlerle alakalı bir ne yapmış oluyoruz? Kendimiz hakkında bir bilgi vermiş oluyoruz. Bunu ben CV ile aynı tutmamam lazım. CV de zaten bununla beraber gönderiyor oluyorum. Şimdi örnek senaryomuza göre Kaufmann aranıyor. Kaufmann ya da Kauffrau. Bakın burada iki bulut var. Kaufmann ve Verkäufer arasındaki fark ne? Ona değinmek istiyorum arkadaşlar. Kaufmann ya da Verkäufer satış elemanı anlamına geliyor. Ancak Almanya'da arkadaşlar tıpkı diğer mesleklerde olduğu gibi bu teknik meslekler olabilir, bu iki yıllık bir eğitim görülmüş bir meslek olabilir ya da herhangi bir meslek olabilir. Mutlaka belli aşamalardan geçiliyor, yani belli başlı eğitimlerden geçiliyor. Tıpkı burada olduğu gibi Kaufmann olabilmek için arkadaşlar 3 yıllık bir eğitim görmüş olmanız gerekiyor. Verkäufer ise 2 yıllık bir meslek eğitimi sonrasında bu Verkäufer olarak adlandırılıyorsunuz. Bu titri alıyorsunuz. Demek ki Kaufmann erkeklerde kullanılıyor. Kauffrau da kadınlarda kullanılıyor. Satış yapan kişi anlamında. Tabi satış yapan kişi hemen bunu esnaf gibi düşünmeyelim. Bu büyük bir şirketin satın almasından sorumlu kişi olabilir. Verkäufer'ın bu bir esnaf olabileceği gibi bu da gene 2 yıllık eğitime denk düşen bir satış elemanı olarak düşünülebilir. Demek ki Kaufmann, Kauffrau, Verkäufer, Verkäuferin, evet bunların artık farklılığını değil mi? Ne gibi farkın olduğunu biliyoruz. Şimdi arkadaşlar kriter olarak bakıldığında Grund für das Schreiben, Grund arkadaşlar sebep demek. Schreiben, evet yazmanın sebebi ne? Grund für das Schreiben. Şimdi öncelikle wer bin ich, ben kimim değil mi? Mektubumda ne yapacağım? Wer bin ich, kendi hakkımda bilgi vermem gerekiyor. Tabii çok fazla da ayrıntıya girmeden, öyle değil mi? İkiye bakıyoruz. Meine Deutschkenntnisse, yani benim Almanca seviyem, dil seviyem nedir? Hangi noktada? Tabii buradan kastettiğim wie gut kann ich Deutsch, değil mi? Almancayı ne kadar iyi biliyorum anlamına gelmiş oluyor. Wie gut kann ich Deutsch, değil mi? Meine Berufserfahrung, Erfahrung neydi arkadaşlar? Deneyim demekti. Berufserfahrung, mesleki deneyim, değil mi? Meine Berufserfahrung demek ki benim mesleki deneyimim. Bakın şu soruların yanıtı aslında bu başlık. Was habe ich beruflich gemacht? Meslek olarak, yani mesleki olarak ne yaptım? Değil mi? Önceden ne yaptım? Wie lange habe ich gearbeitet? Ne kadar süreyle çalıştım? Değil mi? O süreci belirtmem gerekiyor. İşte 2 ay mı çalıştım? 3 ay mı? 1 yıl mı, 5 yıl mı, 20 yıl mı, ne kadar çalıştığıma dair burada bilgi veriyorum. Was habe ich beruflich gemacht? Mesleki olarak değil mi? Ne gibi işler yaptım? Bunu belirtmiş oluyorum ve wo habe ich gearbeitet? Nerede çalıştım? Demek ki meine Berufserfahrung kapsamında bunları ne yapmış olmam gerekiyor? Mektubumda belirtmem gerekiyor. Hazırsanız mektubumuz başlasın. Mektubumuz başlamadan önce arkadaşlar şunu hatırlatmakta fayda var. Benim göndereceğim kişi, yani bu mektubu yazdığım kişi belli değilse, bu bir kadın olabilir, bu bir erkek olabilir, bu bir kurul olabilir, öyle değil mi? Bunu bilmediğimizden dolayı arkadaşlar Almanca'da sehr geehrte Damen und Herren şeklinde hitap ediyorum. Yani saygıdeğer hanımlar ve beyler şeklinde. Tabii bunu yapmadan arkadaşlar sağ üst tarafta yaşadığımız yerin, ilin, ilçenin ya da köyün neredeyse München virgül den 20.08.2020 diye bu şekilde mutlaka ne yapacakmışız? Belirtmemiz gerekiyormuş. Demek ki yaşadığımız yer virgülle ayırıyorum. Den diyorum. Gün, ay, yıl şeklinde ne yapıyorum?
tarihi belirtmiş oluyorum. Tekrar buraya gelelim o zaman arkadaşlar. Sehr geehrte Damen und Herren ile demek ki mektubumuz başlıyor. Virgülden sonra arkadaşlar fark ettiyseniz paragraf başı yapmıyorum. Yani bir boşluk yapmıyorum ve dikkat edin, virgülden hemen sonra eş küçük yazılmış. Tahtamız sığmaz diye arkadaşlar, normalde burada Sehr geehrte Damen und Herren'den hemen sonra bir satır boşluk bırakırsak iyi olur arkadaşlar. Tabi bu mektubun uzunluğuna göre değişebiliyor ama dediğim gibi burada bir boşluk bırakırsak çok güzel olur. Demek ki virgülden sonra ne yapıyorum? Küçük harfle başlıyorum. Ich habe Ihre Anzeige für die Stelle Kaufmann gelesen. Öncelikle bir anlamlandıralım. Ne yapmışız? Die Anzeige arkadaşlar ilan demek. Für die Stelle, die Stelle arkadaşlar pozisyon anlamına gelmiş oluyor. Kaufmann, az önce de söylemiştik. Neydi Kaufmann? 3 yıllık eğitim görmüş olan neydi? Satış yapan kişi için kullanılıyordu değil mi Kaufmann? Kadınlarda neydi bu? Kauffrau şeklinde yorumlanıyordu değil mi? Gelesen, lesen neydi? Okumak. Dolayısıyla bakın burada perfekt bir durum var. Habe gelesen, okudum. Neyi okumuş? Demek ki satışla ilgili kişinin aranıyor değil mi? Buna dair bir ilan okudum demiş oluyorum. Ich habe ihre Anzeige für die Stelle Kaufmann gelesen. Evet, cümlemiz devam ediyor. Bir diğer cümleye geçiyoruz. Für diese Stelle interessiere ich mich sehr. Bakın bu pozisyon için değil mi? Für diese Stelle interessiere ich mich sehr. Sich interessieren, bakın bu refleksif bir fiildi değil mi? Sich interessieren neydi? İlgili olmak. Ben bununla çok ilgiliyim deriz ya güzel Türkçe'de. Dolayısıyla für diese Stelle interessiere ich mich sehr deniliyor. Şöyle de diyebilirdim bu cümleye. Ich interessiere mich für diese Stelle sehr da diyebilirdim, öyle değil mi? Dolayısıyla ne yapmış oluyorum arkadaşlar? Burada şimdi ne yaptım? Dedim ki saygıdeğer hanımlar ve beyler, ilanınızı okudum değil mi? Kaufmann aranıyor. Buna dair ilanınızı okudum. Bu pozisyonla çok ilgiliyim değil mi? Bu pozisyonla, bu işle ilgiliyim, çok ilgiliyim diyor. Bir sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Daher möchte ich mich bewerben. Bakın, bewerben, sich bewerben ne? Katılmak ya da başvurmak değil mi? Başvurmak. Daher bundandır ki anlamına geliyor arkadaşlar. Bundan, çünkü burada ne yaptım? Bu pozisyonla ilgiliyim. Bundan dolayı ne yapıyorum? Başvuruda bulunmak istiyorum diyorum. Daher möchte ich mich bewerben. Şöyle de diyebilirdim bu cümle için arkadaşlar. Ich möchte mich daher bewerben da diyebilirdim pekala. Ancak ben burada daher möchte ich mich bewerben cümlesini uygun buldum. Evet, kendimden yola çıktım. Ich heiße Erhan Özdemir dedim. Evet, bakın ne yapıyorum? Kendimi şimdi tanıtmaya başlıyorum. Öncelikle ne yapıyorum? İş hakkında konuştum değil mi? Bununla ilgili olduğumu söyledim ve ne yapıyorum? Kendimi tanıtmaya geçiyorum. Ich heiße Erhan Özdemir. Ich bin 25 Jahre alt. Evet, ben 25 yaşındaymışım. Evet, und lebe seit 3 Monaten in Deutschland. Evet, bu senaryoya göre demek ki ben 25 yaşındayım ve 3 aydan beri, bakın seit 3 Monaten, 3 aydan beri in Deutschland, Almanya'da yaşadığımı söylüyorum değil mi? Ich bin 25 Jahre alt und lebe seit 3 Monaten in Deutschland. Bakın yavaştan ne yapıyorum? Kendimi tanıtmaya başladım. Ne dedim? İşte önce ismimi söyledim. Değil mi? 3 aydır ne yaptım? Kaç yaşında olduğumu söyledim. 3 aydır Almanya'da yaşadığımı söyledim. Ve kendi hakkımda ne yaptım? Az önce ne demiştim? Kendimiz hakkımızda bilgi veriyoruz. Bunun haricinde ne yapacağız? Almanca'ya dair değil mi? Almanca'ya dair ne biliyorum? Ne durumdayım? Hangi seviyedeyim? Bakın şimdi oraya geçiyoruz. Letzten Sommer habe ich einen Integrationskurs besucht. Evet. Integrationskurs arkadaşlar,
entegrasyon kursu. Almanya'da arkadaşlar yurt dışından gelen insanlara entegre olmaları için bir kurs veriliyor. Bunlar tabii devlet tarafından desteklenen kurslar oluyor. Ve bu kurslarda arkadaşlar Almanca'ya dair, Alman kültürüne dair birçok bilgi ediniyorsunuz ve entegre oluyorsunuz. Dolayısıyla bakın burada demek ki ben 3 aydan beri Almanya'da yaşadığımı belirtiyorum ve geçen yaz ne yapmışım? Bir entegrasyon kursunu ziyaret etmişim diyorum. Bu entegrasyon kursu tabi hayali bir senaryo şeklinde olduğu için hani söz gelimi başka bir ülkede olabilir, internet üzerinde olabilir gibi bunu çeşitli bir şekilde şey yapabilirsiniz. Yani onu ayrıntılı bir şekilde doldurabilirsiniz. En nihayetinde bu bir örnek teşkil ettiğinden dolayı Letzten Sommer dedim. Çünkü geçen yıl bu eğitimi görmüşüm sözüm ona. Bu entegrasyon kursunu. Dolayısıyla bu muhatabım olan insanlar ne diyecektir? Aa, demek ki entegrasyon kursu gördüğüne göre entegre olmuştur ülkemize. Dolayısıyla Almancayı da belli bir seviyede biliyordur diye akıllarından geçireceklerdir. Dolayısıyla bunu belirtmekte de fayda var. Görmüş olduğumuz bir eğitim olabilir, görmüş olduğumuz bir dil kursu olabilir, görmüş olduğumuz bir mesleki kursu olabilir. Bunu belirtmekte fayda var arkadaşlar. Evet, dilerseniz mektubumuz devam etsin. Ich kann, evet birazcık silinmiş. Ich kann gut Deutsch sprechen. Bakın arkadaşlar burada ben ne yapmış oluyorum? Almancayı iyi konuştuğuma dair ne yapıyorum? Bunun altını çizmiş oluyorum. Ich kann gut Deutsch sprechen, değil mi? Almancayı iyi konuşuyorum. Ich habe zuvor als Kassierer bei einer Bank gearbeitet. Evet, bu cümle bize ne diyor arkadaşlar? Zuvor, önceden demek arkadaşlar. Kassierer arkadaşlar kasada çalışan kişi anlamına geliyor. Yani para alışverişinde bulunan kişi anlamında. Ancak buraya dikkat edelim. Kassierer bei einer Bank derken bir bankadaki kasacı ne olacaktır? Veznedar. Dolayısıyla kassierer tek başına bakıldığında güzel Türkiye'de de değil mi? Süpermarket çalışanı, kasada duran kişi akla evet bu uyandırıyor. Almanca'da da durum böyle. Ama Kassierer bei einer Bank denildiğinde durum birazcık değişiyor. Yani veznedar anlamına gelmiş oluyor. Dolayısıyla ne diyorum? Almancayı iyi konuşabiliyorum. Daha önceden bakın zuvor önceden anlamına geliyor. Ich habe zuvor als Kassierer bei einer Bank gearbeitet. Demek ki bir bankada daha önceden bir veznedar olarak çalıştım demiş oluyorum. Ich habe zuvor als Kassierer bei einer Bank gearbeitet. Bakın bunu yaptıktan sonra gene ne yapıyorum? Paragraf başı yapıyorum. Kesinlikle ne yapmış oluyorum? Bir boşluk vermiyorum. Belki bir satır aralığı verebilirim. Bakın burada ne diyorum? Mein Lebenslauf ist im Anhang. Evet. Mein Lebenslauf. Lebenslauf neydi arkadaşlar? Lebenslauf CV demek değil mi? CV, Lebenslauf konusunu ayrıntılı bir şekilde görmüştük. Bununla ilgili arkadaşlar bu ders videosunu görmemiş olan arkadaşlar mutlaka o ilgili ders videosunu izlesinler. Lebenslauf bir CV nasıl oluşturulur? Orada ayrıntılı bir şekilde bunu gördük arkadaşlar. Mein Lebenslauf ist im Anhang. Eklentide, ekte anlamına geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla ekte CV'm var derken mein Lebenslauf ist im Anhang demiş oluyorum. Yani bu arkadaşlar bir yazılı bir mektup olabileceği gibi bir mail de olabilir. Dolayısıyla ben her halükarda gene bu şekilde belirtmiş oluyorum bu durumu. Yani CV ektedir demiş oluyorum. Devamına bakıyoruz. Über eine positive Antwort würde ich mich sehr freuen. Ne demek istiyor? Pozitif bir cevap, değil mi? Pozitif bir geri dönüşüm, değil mi? Geri bir dönüt aldığımda çok memnun olurum diyor bu cümle. Dolayısıyla über eine positive Antwort, pozitif bir cevaba, değil mi? Sich freuen über, sich freuen über neydi arkadaşlar? Bu bir refleksif bir
fiil. Sich freuen, sevinmek demek değil mi? Bir şeye sevinmek derken sich freuen über demek ki bir şeye sevinmek anlamına geliyor. Evet. Pozitif bir geri dönüş olduğunda, pozitif bir cevap aldığımda sizin tarafınızdan demeye getiriyorum. Çok memnun olurum. Dolayısıyla über eine positive Antwort würde ich mich sehr freuen. Bu cümleyi şöyle de yorumlayabilirdik arkadaşlar. Ich würde mich über eine positive Antwort sehr freuen. Bunu da pekala diyebilirdin. Ancak ne yapmış oldum? Cümlenin öğelerini yerini değiştirmiş oldum. Bunu en baştan söylemiştim. Gene söylüyorum. Mutlaka ikinci pozisyonda ki bu durumda ne oluyor? Würden değil mi? Bunu yerli yerinde kurduğum süre içerisinde ve masarım freuen sonda değil mi? Dilediğim gibi cümlelerin öğeleriyle oynayabiliyorum. Herhangi bir anlam kayması olmuyor arkadaşlar. Bakın burada pozitif bir cevabın altını çizmiş oluyorum. Dolayısıyla ne yapmış oldum? Cümleyi öyle başlatmış oldum. Ardından Hochachtungsvoll. Hochachtungsvoll arkadaşlar saygılarımla anlamına gelmiş oluyor. Bunun yerine ben şey de diyebilirdim. Mit freundlichen Grüßen de diyebilirdim. Ancak mit freundlichen Grüßen denildiğinde sanki o kişiyi ya da o kurumu daha önceden tanıyormuşum gibi olabiliyor. Bunu diyebilirdik pekala ancak Hochachtungsvoll denildiğinde bu daha bir saygı formu oluyor arkadaşlar. Daha bir uygun bir form. Dolayısıyla Hochachtungsvoll şeklinde ilk defa hele ki ilk defa yazıyorsak daha bir doğru, daha bir güzel olur. Ve karşınızdaki kişi ya da kurum sizi daha bir dikkate alacaktır o anlamda. Tabii şunu da belirtmekte fayda var arkadaşlar. Burada bir satır aralığı, bir boşluk verirsek o da gene güzel olacaktır. Ardından buraya da gene bir boşluk verelim arkadaşlar. İmzamızı atıyoruz. İmza atarken arkadaşlar Almanca'da ya da Almanca konuşulan ülkelerde genellikle isim ve soy isim açık ve net bir şekilde yazılıyor ve italik yazıyla yazılmış oluyor. Mavi, özellikle mavi dolma kalem kullanmakta fayda var. Söz gelimi bu bir daktilo ile yazılmış olsun ya da işte bilgisayar ortamında yazılmış olsun. Ne yapıyorum? Her halükarda ıslak imza atmam daha doğru olacaktır. Bunu yaptıktan sonra gene isim soy isim şeklinde yazarsanız, açık bir şekilde yazarsanız iyi edersiniz arkadaşlar. Demek ki ne yapmam gerekiyor? Şöyle bir toparlayacak olursak. Ben hangi mektup olursa olsun mutlaka ne yapıyorum? Yaşadığım yeri belirtiyorum. Virgülle ayırıyorum. Den, gün, ay, yıl şeklinde belirtiyorum. Bir boşluk bırakıyorum, bir satır boşluk bırakıyorum ve sehr geehrte Damen und Herren bu durumda bu bir kurum olacağı için kimlere yazacağımı bilmediğim için ne yapıyorum? Sehr geehrte Damen und Herren şeklinde hitap etmiş oluyorum. Çünkü kime gideceğini bilmiyorum. Ancak bunun söz gelimi Frau Müller olmuş olsaydı o zaman ne olurdu? Sehr geehrte Frau Müller ya da Bay Müller şeklinde sehr geehrte Herr Müller şeklinde olurdu. Çünkü o durumda muhatabımı biliyorum. Ancak burada kimin olduğunu bilmiyorum değil mi? Ne yapıyorum? Demek ki bir boşluk bırakıyorum. Ve ne diyeceğim? Ich habe Ihre Anzeige für die Stelle Kaufmann gelesen. Bakın ne yapıyorum? Burada öncelikle bir derdimi anlatıyorum değil mi? Ne diyorum? İlanınızı okudum değil mi? Kaufmann değil mi? Satış görevlisine dair ilanınızı okudum diyorum. Für diese Stelle interessiere ich mich sehr. Bu pozisyona çok ilgi gösteriyorum. Çok ilgileniyorum. Daher möchte ich mich bewerben. Bundandır ki kendimi ne yapmak istiyorum? Buna aday olarak değil mi? Ne yapmak oluyorum? Aday olarak başvuruyorum diyorum. Ve ne yapıyorum? Kendimi tanıtmaya geçiyorum. Ich heiße Erhan Özdemir. Ich bin 25 Jahre alt und lebe seit 3 Monaten in Deutschland. Yani adım Erhan Özdemir, 25 yaşındayım, 3 aydır Almanya'da yaşıyorum bu senaryoya göre. Letzten Sommer habe ich einen Integrationskurs besucht. Geçen yaz ne yaptım? Bir entegrasyon kursunu
ziyaret ettim. Böyle bir kursa katılım gösterdim. Bakın burada ne yapıyorum? Demek ki Almanya'ya dair, Almanca'ya dair bilgim var. Ne zamandan beri? Geçen yazdan beri burada bir ışık yapmış oluyorum. Devam ediyorum. Ich kann gut Deutsch sprechen. Bakın Almanca'ya dair kendi hakkımda bir bilgi veriyorum değil mi? İyi Almanca konuşabiliyorum diyorum. Ich habe zuvor als Kassierer bei einer Bank gearbeitet. Bakın mesleki bir geçmiş değil mi? Daha önceden ne yaptım? Bir bankada veznedar olarak çalıştığımı belirtiyorum. Ondan sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Paragraf başı yapıyorum. Dediğim gibi burada bir boşluk dilerseniz bir satır aralığı verebilirsiniz. Mein Lebenslauf ist im Anhang. Ekte CV'm bulunmakta. Bakın bunu ne yapmış oluyorum? Bunu belirtmiş oluyorum. Über eine positive Antwort, pozitif bir cevaba würde ich mich sehr freuen. Çok memnun olurum diyorum. Gene bir boşluk bırakıyorum. Hochachtungsvoll. Yani saygılarımla ne yapıyorum? Islak imzamı atıyorum ve adımı, soy ismimi, değil mi? Erhan Özdemir şeklinde bunu belirtmiş oluyorum ve ne yapıyorum arkadaşlar? Bir Bewerbungsbrief değil mi? Bir işe katılım mektubunu değil mi? Bir başvuru mektubunu yazmış oluyorum. Dilerseniz bu görmüş olduğumuzu doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe Ihre Anzeige für die Stelle Kaufmann gelesen. Für diese Stelle interessiere ich mich sehr. Daher möchte ich mich bewerben. Ich heiße Erhan Özdemir. Ich bin 25 Jahre alt und lebe seit 3 Monaten in Deutschland. Letzten Sommer habe ich einen Integrationskurs besucht. Ich kann gut Deutsch sprechen. Ich habe zuvor als Kassierer bei einer Bank gearbeitet. Mein Lebenslauf ist im Anhang. Über eine positive Antwort würde ich mich sehr freuen. Hochachtungsvoll. Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe Ihre Anzeige für die Stelle Kaufmann gelesen. Für diese Stelle interessiere ich mich sehr. Daher möchte ich mich bewerben. Ich heiße Erhan Özdemir. Ich bin 25 Jahre alt und lebe seit 3 Monaten in Deutschland. Letzten Sommer habe ich einen Integrationskurs besucht. Ich kann gut Deutsch sprechen. Ich habe zuvor als Kassierer bei einer Bank gearbeitet. Mein Lebenslauf ist im Anhang. Über eine positive Antwort würde ich mich sehr freuen. Hochachtungsvoll, Erhan Özdemir. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde Bewerbungsbrief yani işe başvuru mektubunu ayrıntılı bir şekilde görmüş olduk. Mektuplar konusuyla devam ediyor olacağız arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.